toprak vatanımız, tarım ekmeğimiz. Yıllarca bir tarım ülkesi olmakla, kendi kendine yeten az sayıda ülkeden biri olmakla övündük. Maalesef şu anda ithalata muhtaç olan, çiftçisi yok sayılan, kendi çiftçisine vermediği, aktarmadığı kaynakları yabancı ülkelere aktaran bir ülke konumuna geldik. Bu iktidar çiftçiyi toprağından kopardı. Türkiye'nin dört bir yanında kendiliğinden ürünlerini yola dökenleri, sütünü dökenleri, fıstığını dökenleri, karpuzu yere vuranları, çayı yakanları, fındığı dökenleri görün. Bu tepkiyi görün. Bu tepki siyasi değil, insani bir tepkidir. Vicdani bir tepkidir. Yerel seçimlerden bu yana üreticilerin haykırışları, isyanları hep kulağımızda. Ben onları duyuyorum ama birileri duymuyor. Onları dinliyorum. Sorunu duyduğum gibi nasıl çözüleceğini de anlatmaya çalışıyorum. Ama bu sefer sesinizi bu iktidara, onun küçük ortağına değil, sesinizi bütün Türkiye'ye duyuracağız. Çünkü artık bu hükümetin bu ülkeye verecek hiçbir şey yoktur. Üretici mağdur, hakkını alamıyor. Tüketici mağdur, o fiyatlara yiyemiyor. Bu fıstıkta da böyle, çayda da böyle, fındıkta da böyle, fasulyede de böyle, üzümde de böyle. Demek ki sorun nerede? Demek ki sorun sistemde. Demek ki sorun iktidarda. Çare iktidara ricada bulunmakta değil, bu iktidarı değiştirmektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı yorgundur, tükenmiştir, çare üretememektedir. Derdinizin çaresi bu iktidarda değil, bu iktidarı değiştirmektedir. Üzülmeyin, elbette var bir çaresi. Onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi.